Kültüre faaliyetlerin dışında bir alanla çıkıyorum. Ama bu yoğunlukta katılmanız beni çok mutlu etti. Bugün Seyhan Belediye Başkan aday adaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde Spor Gazetesi'nin önemli isimlerinden Nihat Gemen anmasının olduğunu duydum. O yüzden çok fazla sözümü uzatmayacağım. Aynı zamanda Leyla Akbaş Hanım'ın kızı vefat etmiş. Onu da şahsen tanırım. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin diyorum. Bugünkü toplantımızın gerçek sebebi dediğim gibi kendimi tanıtmak. Evet, genel seçimler geldiğinde çok fazla aday profiliyle karşılaşıyoruz. Ben şöyle bir yöntem izlemek istedim. Önce dedim ki kendi partime aday olacağım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday adaylığı başvurumu yapayım. Yaptıktan sonra özellikle yerel basında kendimin tanıtımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet bir Hüseyin Oran profili var, bazen meydanlarda görüyoruz, bazen sosyal medyada görüyoruz. Ama bu Hüseyin Oran kim? Neden Seyhan Belediyesi'ne aday? Hangi projelerden dolayı aday? Ya da ne yapacak? Bunların çok önemli olduğunu düşündüğüm için ilk toplantımı sizlerle gerçekleştirme kararı aldım. Evet ben kimim biraz kendimden bahsetmek istiyorum size. 1981 doğumluyum. İlk, orta, lise, üniversite, yüksek lisans, iş sağlığı güvenliği, meslek hayatımın tamamını Adana'da tamamladım. İlkokulu Adana'nın varoşları diye tanımladığımız bölgelerde okudum. Dağlıoğlu'nda, Gülpınar'da, Dumlupınar'da, Meydan Mahallesi, Liza Çelebi, Koca Vezir. Bu bölgelerin tamamında bir kiracı çocuğu olarak oturdum. Hepinizin de iyi bildiği, tüm Türkiye'nin çok iyi bildiği Erkek Sesinden mezun oldum. Erkek Sesinden mezun olduktan sonra Çukurova Fizik Bölümü, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldum. Yüksek lisansımı Eğitim Fakültesi'nde de tamamladım. Ondan sonra iş yaşamım özel sektörde devam etti. Dershanecilik hayatım oldu. Eğitim hayatıma, çalışma hayatıma bu şekilde devam ettim. Dinamik Özel Öğretim Kursu'nun hem kurucusuydum hem ortağıydım. 3 şubeliydi. Ama ilginç bir yapım var ailemden gelen. Siyasi bir aileden geliyorum. Babam uzun yıllar boyunca SHP'de ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmıştır. Biz de bulunduğumuz alandan dolayı siz buna çok daha hakimsiniz. Türkiye'de işin gerçeği herkes biraz siyasidir, biraz politiktir. Olmasının gerekliliğinden çok fazla şekilde politizdir. Yaşadığımız ülkenin şartları bunu gerektirdiği içindir belki. Çocukluk yaşlarından beri siyasetin içinde olduğumuz için bir şekilde bir baktık ki biz de siyasetin içerisindeyiz. Ama diğer adaylardan farklı olarak, diğer siyasilerden farklı olarak bizim kurduğumuz ilişkiler biraz daha dostane ilişkilerdi. Biraz Seyhan Belediyesi'ndeki çalışma hayatımdan da size bahsetmek istiyorum. Zaten hem siyasete hem yerel yönetimlere girdiğim ilk alan Seyhan Belediyesi'dir. Seyhan Belediyesi'nin 2014'teki ön seçimidir. O ön seçimden sonra Zeydan Karalar'ın o dönemin belediye başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediyesi'ni almasıyla beraber benim için yerel yönetimlerde başlamış oldum. Burada masada duran arkadaşlarımın birçoğu, hepsini birazdan size tanıtacağım. O dönemden benim dostlarımdır, arkadaşlarımdır. Ve Seyhan Belediyesi'nde Seyhan İmar AŞ'nin genel müdür vekili olarak göreve başladım. Burada özellikle Türkiye'de, dünyada sosyal demokrat belediyeciliğin gereklerinin yerine getirilmesi için projeler üretmeye çalıştık. Birçoğunu başardık, birçoğunu duydunuz. Duyduğunuzu düşünüyorum. Birazdan bunlardan da bahsedeceğim. Bu projeleri hayata geçirmek benim için yerel yönetimlerin özel sektörden daha kıymetli olmasına yol açtı. Çünkü o dönemde 3 şubeli bir dershaneye sahiptim. Biri Reşat Bey'de, biri Gazetaş'ta, biri Turgut Özal'da 3 şubesi vardı. Ama sonrasından insan sevdiği işi
yapma ya da daha fazla kitleye hitap etme meselesi başladı. Bunu şöyle açıklayabilirim. Ben bahsettiğim E5'in altındaki mahalleler, Dağlıoğlu, Yumurtumar, Büyükumar, Gülbahçesi, Meydan, bu mahallelerin tamamında oturduğu bir yaşanmışlıklarım var. Bu mahallelerde yaşanan zorlukları, özellikle gençlerin, çocukların yaşadığı zorlukları hepimiz biliyoruz. Şimdi Seyhan'a bir baktığımız zaman, Seyhan nedir, yani Adana nedir diye baktığımız zaman şunu anlatayım. Benim ailem de sosyoekonomik nedenlerden dolayı Adana'ya göç eden ailelerden birisi. Seyhan'ın yapısı inanılmaz renklidir. Seyhan rengarenk bir yapıya sahiptir. Evet, bir metropoldür ama Seyhan'da tüm renkleri görebilirsiniz. Anadolu'nun tüm renklerini görebilirsiniz. Bu Adana'ya da yansımıştır. Seyhan kendi içinde bulunduğu renkleriyle dışarıdan gelen ev sahibi yaptığı renkleri bir araya getirip çok güzel bir mozaik oluşturdu. Bu zaten Adana'nın sanat ve kültür yaşamına da inanılmaz etkisi olmuştur. Baktığınız zaman Adana'daki sanat ve kültür faaliyetlerinin çok fazla olmasının ya da çok değerli isimlerin çıkmasının esas nedeni de işte bu kültürel mozaiğin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Seyhan'da ne eksikti biz geldiğimiz dönemde, neyi eksik görmüştük tespitlerimiz sırasında? Sosyoekonomik olarak çok yoksul bir halkla karşı karşıyayız. Onların içinden çıkan biri olduğum için çok iyi biliyorum. Sosyal yardımlar bir paket gıda yardımının dışında çık olmuyor. Hepiniz biliyorsunuz. Belediyecik dendiğinde, sosyal yardım dendiğinde bir paket hazırlanıp evlere bırakılması olarak algılanıyor. Ama gerçek bu değil. Bugün bile, bugünün şartlarını düşündüğünüzde bile bir çocuğun dershaneye gitmesi, üniversiteye hazırlanması, etüt merkezine gitmesi ya da bir dil öğrenmesi ya da bilgisayarla ilgili bir yazılım öğrenmesi için korkunç bir maddi imkan gerekiyor. Bu da eğitimde fırsat eşitsizliğinin en önemli sebeplerinden biridir. Bu yüzden Seyhan'da ilk yaptığımız şey Seyhan'da dershanelerin açılmasıydı. Üniversite hazırlık kurslarının etüt merkezlerinin açılmasıydı. Burada ekip arkadaşlarımla, belediye başkanımızın tabii ki büyük desteğiyle bunları hayata geçirmemiz bizim için inanılmaz derecede mutlu edici olmuştu. Çünkü 2017-18 yılları arasında sadece 6700 öğrenciye eğitim vermiştik. 24.300'ü üniversiteyi kazanmıştı. Bu çok ciddi bir rakamdı Seyhan ölçeğinde için. Çünkü bazıları optik fon doldurmasını bile bilmiyor bu çocuklarımızın. Sonra Büyükşehir Belediyesi'ne bir geçişim oldu. Yine seçimlerden kaynaklı bir geçişti. 2019'daki yerel seçimlerde Adana'nın kaderini değiştiren Zeydan Karalar'ın Büyükşehir'e geçmesi benim de Büyükşehir'e geçmenin yolunu açmıştı bir şekilde. 2 yıl değerli başkanım Sayın Akif Kemal Akay'la çalıştıktan sonra Büyükşehir'de Altın Koza AŞ'ye genel müdür olarak atandım. Burası tabii çok daha farklı, çok daha büyük bir dünya. Dünyanın içerisinde son 2 yıldır aktif şekilde var oluyoruz, işler yapmaya çalışıyoruz. Tabii o kamuoyunun takdirine böyle oldu. Ama şu bir gerçekti, burada İsmail Bey de var uzun yıllardır Altın Koza'da olan. Benim hem omuz omuza durduğum hem bana ciddi anlamda referans duyuyorum bir abim benim için. Altın Koza ne yazık ki 1969 yıllarında olmuş aşağılı dönemini kaybetmiş, halktan uzaklaşmıştı. Seyirci sayıları anlamında ne yazık ki hiç kimsenin tahmin edemeyeceği seyirci sayılarına kadar düşmüştür. Bir şekilde dediğim gibi onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum ama elimizdeki verimle işi söyleyebilirim sadece. 2018'deki sinema salonuna giden seyirci sayısı 3.000, 2019'daki seyirci sayısı 3.700, bunlar resmi. Bir pandemi dönemi giriyor araya bildiğiniz gibi. O pandemi döneminin ardından 2022 ve 2023 Altın Koza'ları gerçekleşiyor. Bunu gurur duyarak söylüyorum. En son Altın Koza'da sadece sinema salonlarında 37 bin seyirciye ulaşıldı. 100 bin üzerinde insan yazlık sinemalarda sinemalara gitti. Sinema izleme şansı buldu. Ve yaptığı yüzlerce etkinlikle Adana'nın her alanında, her ilçesinde olmaya çalıştı.
Bunun bir parçasıydım ben, bunu sahiplenmiyorum. Dediğim gibi çok, çünkü altın koza sadece büyük şehrin ya da sadece bir altın koza aşığında tüm adamının bir değeri olduğu için bundan bahsetmek istedim. Evet, niye peki aday sunusuyum? Sen zaten yerel yönetimlerin içerisindesin. Dediğim gibi Seyhan Belediyesi'ndeki tecrübelerim, yaşam tecrübelerim, Büyükşehir'deki tecrübelerim, Seyhan'da çok daha iyi projeler yapabileceğimizi, bunu hayata geçirebileceğimizi biliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi yanımdaki arkadaşlarım olurken benim 2019'da da bir aday adaylık sürecim olmuştu. O dönem de bu arkadaşlarım benim yanımdaydı. Ben evet bir öğretmenim, fizikçiyim, fizik bölümü mezunuyum, iş sağlığı güvenliği uzmanıyım ama şöyle anlatayım. Hepimizin bir şekilde ya çocukları ya yakınları dershaneye gitmiştir, öğrencilik yapmıştır. Ben fizikçiyim, bana getirdiniz, çocuğunuzu teslim ettiniz, dediniz ki al Hüseyin hocam dediniz ya da al Hüseyin'im. Bu çocuğu en iyi şekilde sınava hazırla dediğinizde ben o çocuğa fiziği full çektirsem bile sınavı kazandıramam. Çünkü bu bir ekip işi. Bunun için bir matematikçiye ihtiyaç vardır, geometriciye ihtiyaç vardır. Türkçe, edebiyat derslerin tamamına ihtiyaç vardır başarılı olabilmek için. Benim en gurur duyduğum ve en güvendiğim, en iddialı olduğum kısım diğer kısmı. Yani yanımdaki arkadaşlarım ve burada olmayan arkadaşlarım hepsini proje tanıtımı döneminde hepsini tek tek tanıştıracağım. Ama son 20 yıldır, 42 yaşındayım arkadaşlar. Son 20 yıldır ben sivil toplum kuruluşlarının hepsiyle yan yana durmaya çalıştım. Bir şekilde de yan yana durduk. Üniversite hayatımdan bugüne kadar TUMOB'a bağlı odaların tamamıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, sendikalarla, çeşitli vesilelerle. Bu bazen bir kent sorunu oluyordu. Bu bazen, yanlış söylersen beni düzeltin lütfen, çalışan gazeteciler günü oluyordu. Birçoğumuz orada karşılaşıyorduk zaten. Bir Mayıs oluyordu, işçi hakları oluyordu sendikalarla. Bunun dışında diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da her zaman yan yana bulunmaya çalıştım ve içinde oldum. Şimdi ben şu örneği her zaman veririm. Bir yerel yönetimde, bir belediyede ne kadar iyi inşaat mühendisi olursa olsun, ne kadar iyi makine mühendisi olursa olsun, ne kadar iyi ziraat mühendisi olursa olsun, o belediye hiçbir zaman inşaat mühendisleri odasının bilgi, birikimi ve çalışmalarına hakim değildir. Bunu 2019'da da söylemiştim, ben bugün de söylüyorum. Bu yüzden projelerimi yaparken, yan yana dururken sivil toplum kuruluşlarıyla yan yana durmaya çalışacağım. Çalıştım. Eğer belediye başkanı adaylığım açıkta belediye kazanırsam da tüm sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını referans olarak alacağız. Yanımda eski inşaat mühendisleri oda başkanım var. Birçoğunuz tanıyorsunuz Çağdaş Kaya. Yine Volkan Engin inşaat mühendisleri genel merkezinde yönetim kurulu bir arkadaş. Samet Güleç benim kardeşim gibi, kardeşimle beraber çünkü kardeşim çevre mühendisleri oda başkanı. Samet onunla beraber yönetimde. Ama bu arkadaşları dediğim gibi bugün tanıştığım, hadi gelin beraber proje yapalım dediğim arkadaşlar değil. Yaşım genç de olsa 20 yıllık bir birikimi sunacağım. Sizlere sunacağımız projelerin, proje açıklamaları geldiğinde sizlere sunacağım projelerin hepinizin dikkatini çekeceğini de düşünüyorum. Çünkü Seyhan Belediyesi'ni hani sözlü birlikte yönetim döneminden ya da yerel yönetimler sadece Seyhan Belediyesi için söylemeyin, bunun bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu 10 yıllar boyunca yapılan yerel yönetimler çalışmalarının tamamı Seyhan Belediye Başkanlığı dönemimizde belediyenin bir parçası olarak değerlendirip teşekkür ediyorum. Evet. Değerlendirip çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün dediğim gibi ben sadece kendimi tanıtmak istedim. Yola çıkarken Hüseyin Orhan kimdir, projeleri nedir ya da neden aday olduğunu kısaca anlatmak istedim. Dediğim gibi Nihat Bey'in anması, onun cenazesi olduğu için çok uzatmayacağım. Ama bu şekilde katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum, çok onurlandım. Hepiniz hoş geldiniz tekrar.